Eski bayramlar yok. Görmüş olduğunuz gibi durak çakılı tabiri caizse. Olana bereket diyeceğiz. Allah kaza bela vermesin yani. Eskiden bu şekilde değildi. İnsanlar artık bayramı, seyranı tatil gözüyle görüyor. Bayramı bayram olarak yaşamıyoruz yani. Eskişehir'de 2004 yılında tramvay sisteme geçildi. Tramvayın öncelikleri oldu. Eskişehir zaten yerleşik düzende. Caddeler ve sokaklar dar olan bir şehir. Sinyalizasyonda istatistikleri var bu işlerin. Atıyorum bir ışık arası A noktasına B noktasına 5 dakikada 10 araba gidecekse sinyalizasyonlarda hata demeyeyim de öncelik şansı tramvaya verildiği için bütün trafiği etkiliyor. Daha çok araçlar trafikte yoğun bir şekilde kalıyor. 5 dakikalık yerden 10 dakikaya, 10 dakikadan 20 dakikaya, 20 dakikadan 50 dakikaya kadar çıkıyor. Yani ana arterlerde, Eskişehir'de için konuşuyorum ben. Ana arterlerde özellikle işte ne bileyim otogar girişi, adliyenin orası, odun pazarı, lise, tramvayın alt geçit veya üst geçit yapılması gerekiyor. Şart artık yani bu Eskişehir için şart. Tramvayla bir sıkıntımız yok çünkü kişiler otobüs yolcusu ayrıdır, minibüs yolcusu ayrıdır, taksi dolmuş müşterisi ayrıdır, taksi müşterisi ayrıdır, tramvay müşterisi ayrıdır. Yoksa vatandaş istediği yere istediği vasıtayla gitme şansı var ama sonuç itibariyle ana arterlerin çıkmaza girmesi trafiğe büyük bir kaosa yol açıyor yani. Köprü başının orada yaklaşık 100 metre civarında 6 tane ışık var. Bir müşterimi aldım ben. Başından geçen olayı anlatayım. Müşteriyi aldım. İstanbul'dan gelmiş vatandaş. Biz dedi Haller tarafına gideceğiz. Tabii ki beyefendi buyurun. Müşteri dedi ki ben ineyim dedi. Ben dedi sizden daha hızlı gideceğim. Işık şehri biraz da Eskişehir. Şehir dışından gelen insanların vakit sınırlaması olmadığı için bir yere gideceklerinde rahat rahat gidebilirler. Ama atıyorum bir hastane ne bileyim bir sınava girecek vatandaşı ivedi şekilde ulaştırmak zorundayız biz taksici esnaf olarak. Çözüm ana arterlerde alt geçit ya da üst geçit olmak zorunda. Işık çok çünkü. Yoğunluk çok fazla değil. Herkes işte tatil bayram uzun olunca kimisi memleketine gitti. Yani şu anda Eskişehir boş gibi öyle diyelim. Öğrencilerin de devam mecburiyeti olmadığı için çoğu da ilk öğretim, lise onlar da kapandılar. Tatile gittiler yani yoğunluk yok şu anda. İşlerimiz yani şu anda umduğumuz gibi değil. Onu söyleyebilirim. Son gün iyi olursa iyi olacak. Biz de sevineceğiz, mutlu olacağız inşallah. Bekliyoruz. Arkana da yok. Araba çağırsın.